Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak abone olabilirsiniz arkadaşlar modelimize geçelim arkadaşlar modelimiz bu şekilde çok güzel gördüğünüz gibi buraları doyası gibi yaprakları ve çiçeğimiz bu şekilde iri bir çiçeğimiz var arkadaşlar. Modelimizin yapımı bu şekilde. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce yemenimizi ikişer zincir çekerek tığ battısını yapıyoruz. Bu şekilde ara suyu alarak bu tomurcuklu çiti kullandım arkadaşlar. Genelde çoğunlukla kullandığımız bir ara suyu. Bir defa dolayıp bu şekilde 2 2 olarak bir trabzan yapıyoruz. 4 zincir çekip zincirimizi bu yapmış olduğumuz trabzanımızın içine kapatıyoruz. Bu şekilde. Bir defa tığın başını doladım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 olarak bu şekilde trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Ara suyumuzun yapılışı bu. Bir defa doluyoruz. 2 2. Bu kadar mesafeyi verdikten sonra arkadaşlar şimdi siz daha daha fazla verebilirsiniz. Model amaçlı olduğu için arkadaşlar bu kadar ara suyu veriyorum ben. Ve trabzan tomurcuksuz trabzanımın üzerine bu şekilde 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanımı ters çevirdim. 2 tane tomurcuk atlayıp şu 2 ile 3'ün arasındaki trabzana bu zincirimi bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3 tane de zincir çekiyorum. Döndüm. Yemenimin düz tarafına. Bir defa tığın başını doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar tekrar buraya 4 zincir çekiyorum. Sadece ilk başta 3 zincir. Bir defa tığın başını doluyorum. Bu şekilde yaptığım bu trabzanın arasına girip 2 2 olarak şöyle sıkı bir şekilde aldım. Tekrar 4 zincir 4 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yine aynı şekilde buraya 2 2 olarak kapattım trabzanımı. Şimdi 3 tane oldu. 1 2 3 tekrar 4 zincir. Bir defa tığın başını doluyorum. Yine aynı şekilde bu araya girdim. 2 2 olarak aldım. Burasının sayısı 4 oldu. Bir tane daha yapacağız. 5 tane olacak arkadaşlar. 4 zincir bir defa doladım. Sonuncu trabzanımın son yaptığım trabzanın içine girip 2 2 olarak bu şekilde sıkı bir şekilde aldım. 5 tane arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi buraya 4 zincir çekip 3 4 zincir çektim. Bu en son yaptığım trabzanın arasına kapattım. sık iğne ile kapattım. Buraya bu şekilde 3 tane kirpik yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde aynı battığım yere sık iğne ile batıp ikinci kirpiğimi kapattım. 1 2 3 4 zincir. Aynı şekilde arkadaşlar kapattım buraya. Şimdi buraya 3 tane kirpik yapınca yanına da bir tane sık iğne yapıyorum aynı yere. 3 kirpiğimin yanına bir tane sık iğne yaptım. Bir alta yine sık iğne ile iniyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi 4 zincir çekip aynı sık iğne in, indiğim göze yine bu 4 kirpiğimi kapatıp bu şekilde karşılıklı kirpikler yapıyoruz arkadaşlar. tekrar sık iğne ile bir kat aşağı iniyorum. 1 2 3 4 zincir aynı yuvaya kapattım. Tekrar sıradaki göze indim. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 zincir kapattım 4 zincirimi buraya. Bir alta indim. En son yere indim arkadaşlar. Buraya da 4 tane zincir çekip aynı dut yapar gibi arkadaşlar yapılışı ve son olarak buraya yuvaya da kapattım yaprağımız bu şekilde oluştu arkadaşlar yapımı bu şekilde oldu şimdi buraya bir tane örümcek yapıyorum şöyle küçük boyutu bu şekilde tekrar aynı büyüklükte bir örümcek daha yapıyorum bu çiçeğimizin sap kısmı olacak arkadaşlar. Buraya yuvaya iki tane örümceğimi sık iğne ile kapattım. Yine buraya 3 zincir çekiyorum. Sadece yeni başlarken 3. Tekrar bu yaprağımın aynısından yapacağım arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. 2. 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 4 zincir. Bir defa doluyoruz. Hemen zincirimin, trabzanımın arasına girip 2 2 olarak kapattım. 1 2 3 4 zincir. Bir defa doladım. Trabzanımın arasına girip 2 2 alarak bu şekilde 3 tane yaptım. adedimiz, sayı adedimiz 5 olacak. 1 2 3 4 zincir. Bir defa doluyorum trabzanımın arasına girdim 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir bir defa doladım bu şekilde 2 2 olarak aldım tam 5 tane bu şekilde arkadaşlar yuva hazırladım şimdi buraya 4 zincir çekerek son yaptığım yuvanın içine 3 tane kirpik yapıyorum 4 zincir kapattım buraya 1 2 3 4 zincir kapattım buraya 3 tane kirpiğimin yanına bir tane sık iğne yapıyorum kapattım yandaki yani bir alttaki yuvaya kapattım 1 2 3 4 zincir Şimdi arkadaşlar bu şekilde buraya bir kirpik yapıyorum. Karşılıklı kirpikler oluşmuş oluyor. Bir alta iniyorum yine. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. İndiğim yuvaya bir de kirpik yapıyorum. Bir aşağı yine bir sık iğne ile iniyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sık iğne ile indiğim yere 4 zincir yuvada bu şekilde kapattım. Tekrar buraya bir sık iğne ile kapattım. 4 zincirimi son yuvamın kirpiğini de yaptım bu şekilde arkadaşlar. Ve ana yuvaya da bir sık iğne olarak indim. Evet arkadaşlar yapraklarım hazır. Şöyle trabzan seviyesine inmek için trabzanıma da bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde Şimdi buraya yaptığımız tomurcuklu trabzanları buraya da yapacağız arkadaşlar. Aynı şekilde bakın çok hoş bir değişik bir yaprak modelimiz oldu. Şimdi bir defa doluyorum. Yandaki tığ battığının içine 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Ve buraya 1 2 3 4 zincir çekip tomurcuk yapıyorum. Tomurcuklu trabzanım oldu. Bir defa doluyorum. 2, 2 olarak aldım. Tekrar 4 zincir ve buraya trabzanımın tepesine zincirimi tomurcuk olarak kapattım. Şimdi arkadaşlar fazla zamanınız gitmesin. Burasını da ben aynı şekilde doldurayım. Bu şekilde çiçeğimizin ortaya yapılış kısmının nasıl olduğuna geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde bir zincir çekip ipimi tutturdum burada örümceğimizin iki örümceğimizin tam ortasından bu şekilde tam ortasından arkadaşlar sık iğne yapıp ipimi tutturdum bu şekilde şimdi buraya bir iki zincir çekiyorum 3 çekelim arkadaşlar bir defa doladım Şimdi buraya 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 2 olarak aldım. 2 2 3 2 2 4 4 trabzanımı yaptım. 4 tane de buraya zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı yere arkadaşlar iki örümceğin arasına yani 2 2 olarak yine buraya 4 tane trabzan yapacağız bu tarafı da. Bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 2 yuvaya girdim 2 2 3 bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 olarak aldım. Evet arkadaşlar şimdi tekrar buraya 4 tane zincir çekiyorum 3 4 zincir döndüm, döndüm ters tarafına arkadaşlar modelimizin tersindeyiz. Aynı şekilde bir defa tığın başına dolayıp bu çektiğimiz 4 zincirli yuvanın içine giriyoruz. 2, 2 olarak alıp bir trabzan yaptım. 2, 2 2, 2 alarak 4 trabzanımı yapıyorum. Şimdi 4 zincir çekip yine aynı şekilde bu yuvaya girdim ve buraya da 2, 2 alarak bir trabzan yaptım. Buraya tam 4 tane trabzan yapacağım yine aynı. 1, 2, 3. Bir tane daha yapıyoruz. Adedimiz 4 oldu arkadaşlar. Şimdi 4 zincirimi çektim. İlk yaptığımız bu trabzanımızın tepesine kapattık. Burayı 3 çektim ki arkadaşlar iki çok gergin oluyor. Üçüncüye eğer 3 çekerseniz rahat bir şekilde trabzanımızın tepesine batabiliyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Dönderdim düz yüzü 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Buraya 2, 2 olarak bir trafzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Şu arkadaşlar buradaki 3 tane kirpik yapmıştık ya. İlk kirpiğinin içine bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. 2 tane de buraya zincir çekiyorum. Buraya trabzanımın arasına bu şekilde bunu buraya kirpik olarak kapattım. Bir, iki zincir. Yuvaya girdim, kapattım. Bu şekilde buraya bir kirpikli trabzan yaptık. İki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. İki, iki olarak aldım. Bir, iki, üç, dört zincir. Yuvada girdim, kapattım kirpiğimi. İki zincir çektim. Bu şekilde ikinciyi de yaptık arkadaşlar. Bir, iki zincir. Bir defa doladım. İki, iki olarak aldım. Bir, iki, üç, dört zincir. Buraya trabzanımın arasına kirpik olarak, tomurcuk olarak kapattım. Tekrar üç zincirimi bu şekilde buraya kapattım arkadaşlar. Buradaki yuvaların, trabzanların tepesine bu şekilde sık iğne de yapabilirsiniz veya üç zincir çekip de geçebilirsiniz. Tercih size ait. 1 2 zincir bir defa doladım. Yuvaya girip 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir yuvaya girdim, kapattım. 2 zincir çektim, yuvaya girdim, kapattım bu şekilde iki zincir bir defa dola 2 2 al 1 2 3 4 zincir çekip trabzanımın arasına girdiğim kirpiğimi yaptım tekrar 1 2 zincir yuvaya girdim kapattım bu şekilde 1 2 zincir bir defa doladım 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir kapattım trabzanımın arasına iki tane zincir çektim yuvaya girdim kapattım trabzanlarımızın üzerinden sık iğne yaparak buraya kapattım şimdi iki zincir çektim bir defa doladım İki, iki olarak aldım 4 zincir çektim. trabzanımın arasına kapattım. 2 zincir çektim. Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 zincir bir defa doladım. 2 i̇ki, iki olarak aldım. 1 2 3 4 zincir kapattım. 2 zincir çektim. Bu şekilde yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 zincir bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar tekrar 2 zincir çekiyorum. Bu sefer bakın 3. yaprağımda bu sefer buradaki kirpikten yakın olan, bize yakın olan baştaki kirpikten tutturdum iki zincirimi. Kapattım sık iğnemi. 2 zincir çektim. trabzanıma buraya kapattım bir iki zincir buraya kapattım bir zincir çektim ipimi kopardım bu şekilde Evet arkadaşlar buradan bu şekilde ipimi tuttum. buraya kap çektim arkaya. Bakın. Buradan kesip temiz bir şekilde yakabiliriz. Evet. Evet arkadaşlar, modelimiz çok farklı bir şekilde gördüğünüz gibi değişik bir model. Böyle dut yaprağı şeklinde kenar yaprağı var. İster havlu kenarı olarak, ister böyle bir modelden hoşlananlar için bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle model amaçlı ben biraz yakın yaptım. Siz mesafesini istediğiniz aralıkta verebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu mavi rengimiz, bu da turuncu rengimiz. Çok hoş ve değişik bir model oldu arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.